Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimize bir takipçimiz kullanmakta olduğu akülü vidalamaya ait şarj cihazını göndermiş. Şarj cihazının çıkış kısmından herhangi bir voltaj alınamıyor. Burada indikatör ledlerimiz var. Ledlerimiz hiçbir şekilde yanmıyor. Beraber incelemesini yapacağız. Cihazın içini açalım. Arka tarafta vidalar bulunuyor. Cihazımızın içini açtık. Oldukça basit bir devre yapısı bulunuyor. Tek anahtarlamalı ekipman kullanılarak bir flyback topolojisinde sürülme devresi hazırlanmış. Kondansatörümüz, filtre devremiz, burada anahtarlama ekipmanımız, trafomuz iki farklı çıkışa sahip. Şurada ince teller farklı bir voltaj oluşturuyor. Kalın teller muhtemelen şarj işleminde kullanılıyor. Farklı bir voltaj oluşturuyor. Burası birbirinden bağımsız. Burada bataryanın soketini görüyoruz arkadaşlar. Buralara bataryanın temas noktaları geliyor. Çıkışta burada bir tane LDO regülatörümüz bulunuyor. Birkaç kondansatörümüz, yardımcı ekipmanımız bulunuyor. Bu kartı önemli kılan detay, burada arka tarafta bir tane kartı tanımlayan bataryanın BMS'si ile batarya yönetim sistemi ile iletişime geçen bir entegremiz bulunuyor. Hemen yanında burada da bir tane kristalimiz bulunuyor. Yani burası bir program çalıştıran kart arkadaşlar. Hani bu kartı yenisinin maliyetli olmasının sebebi bu. Sadece bu cihazı özel üretilmiş olması, herhangi bir şarj cihazıyla bu şekilde matkapların bataryalarını şarj edemiyoruz. Burada bataryayı algılıyor. Batarya ile iletişime geçtikten sonra burada bir tane MOSFET'imiz bulunuyor. MOSFET'i açarak burada çıkışa voltajın aktarılmasını sağlıyor. O sebepten bu kartın sekonder tarafı bizim için oldukça önemli. Bakalım ne sıkıntı var, görelim. Öncelikle girişten itibaren ölçümlere başlayalım. Şöyle diyot modunu aldım. Önce voltaj modunu aldım. Kondansatörüm üzerinde herhangi bir voltaj olmadığından emin olmak istiyorum. Ölçtüğüm zaman herhangi bir gerilim değeri okuyamıyorum. Bu da ölçüm için güvenli demek. Hemen burada ilk bakmam gereken anahtarlama ekipmanımız sağlam mı? Ölçü aletin diyot modunu aldım. Anahtarlama ekipmanımın arka tarafından bir gate direğin source arası bacakları ölçmek istiyorum. Bu şekilde baktığımız zaman doğrudan her 3 bacakta da 0 değerini alıyoruz. Burası kısa devreye düşmüş. Anahtarlama ekipmanının kısa devreye düşmesi demek arkadaşlar, buradaki gate driver devresinin de zarar görmüş olma ihtimali demek. Burada kamerada net belli olmuyor. Gate driver dirençlerime baktığımız zaman üzerlerine hasar gördüğünü görebiliyorum. Hemen mikroskop kamerayla burayı da size yakından gösterelim. Bakın, burası MOSFET'imizin source'u. Direğin bacağı, trafodan gelen bacak. Burası da gate bacağı. Gate bacağında bir diyot görüyoruz arkadaşlar. Burası bir basit gate driver devresi. Buradaki dirençlerin üzerinin yandığını görebiliyoruz. Bu da muhtemel buradaki sürücü entegremizin arızalandığı anlamına geliyor. Hemen ölçümlere devam edelim. Öncelikle buradaki zener diyotumu ölçmek istiyorum. Zener diyotum kısa devre değeri gösteriyor. Ters yönde ölçüyorum. Yine kısa devre değeri gösteriyor. Burada düşük omajlı dirençlerim bulunur. Dirençlerimi de kontrol ettiğim zaman herhangi bir iletim değeri alamıyorum. Hatta şöyle bir omaj kademesini alalım. Burada 10 ohm, 100 ohm gibi düşük omajlı dirençler kullanılması gerekir. Fakat kilo ohm seviyelerine kadar çıkmış. Diğer direncime de bakıyorum, yine mega ohm seviyelerine kadar çıkmış. Hatta burada bir direncim daha hasar görmüş. Burası da muhtemelen entegrenin besleme hattında yer alan bir direnç. Bakın, üzerinde yazılar silinmiş. Direncim tamamen açık devre olmuş. Buradaki dirençlerin hasar görmesi demek, buradaki entegrenin %99,9 hasarlı olması demek arkadaşlar. Şöyle diyot modunu alıp entegrenin bir giriş bacağını ölçelim. Kırmızı probumu GND'ye koyuyorum. Ölçtüğüm zaman 473 değerini görmekteyim. Bu da entegrenin giriş bacağında normal sayılabilecek, hatta bir miktar düşük denebilecek bir değer. Hatta diğer bacakları da şöyle bir ölçelim. Hangi bacak hangi değeri veriyor? Bakın, burada output, yani gate süren bacağa baktığımız zaman açık devre. Diğer bacak 473 değerini gösteriyor. Burası VCC bacağı olabilir. Bakın, burası kısa devre. Burası GND'dir. Burası açık devre. Bakın, burası da açık devre arkadaşlar. Hani buralar muhtemel feedback bacaklarıdır. Entegrenin data sheet'ine bakmadım, fakat hani bunlar normal değerler değil arkadaşlar.
Ama burada ne yapabiliriz? Bu sürücü entegrenin yenisinin buraya takılması gerekir. Entegremiz arızalı. Hemen bir deneme yapalım. Burada kartın yapısına baktığımız zaman şurada bir tane kondansatörüm var. Arka tarafta bunu gösteririm. Bu kondansatör şuradan yüksek voltaj hattından besleme alıyor arkadaşlar. Bakın burada yolum devam ediyor. Şu kondansatörün artı yolunu izlediğiniz zaman bakın burada yüksek omajlı 2 adet direnç üzerinden geçtikten sonra bu artı tarafımıza, artı DC line hattımıza, bu büyük kondansatörün olduğu hatta ulaşıyor arkadaşlar. Yani buradan bir besleme alıyor. Hemen VCC kondansatöründen voltaj uygulayıp entegre ne şekilde davranıyor, nasıl akımlar çekiyor bakalım. Çalışmasını beklemiyorum tabii ki de, sadece size göstermek açısından. Anahtarlama ekipmanımız, buradaki MOSFET'imiz yandığı için buradaki sürücü devremizde hasar görmüş. Ön tarafa dönelim. Devreyi de şöyle bir kısaca size anlatmak istiyorum. Burada anahtarlama MOSFET'imizi görüyoruz. Bu kısa devreye düşmüş. Yine burada RCD sınavı devremizin komponentlerini görüyoruz. Direnç, diyot, kondansatör. Buradaki diyotu da ayrıca kontrol ettiğim zaman kısa devreye düşmüş arkadaşlar. Burada diyodumuzu görüyoruz. Tam şu kısımda hemen çıkışında kondansatörümüz bulunuyor. Burası da yine entegremize besleme sağlayan sekonder sargımız. Çıkış tarafını kontrol edelim. Bizim için en önemli yer burası. Bakın burada trafonun tepesinden 2 adet sargı çıkıyor. İkisi kalın, ikisi ince olmak üzere. Kalın olan sargılarla ince olan sargıların siyah kablolarının aynı noktaya bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Burası trafomuzun ortak GND noktası. Burada farklı bir voltaj oluşuyor muhtemelen. Burada kablonun girdiği yerde de farklı bir voltaj oluşuyor. Dikkat ederseniz kablonun girdiği yerde hemen diyotumuz, kondansatörümüz, doğrultucu devremiz ve burada bir tane 7805 olduğunu düşündüğüm bir parça var. Şöyle bakalım. Aynen. 78L05. Kamerada gösterelim. Çok yakınlaştığım için bayağı bulanıklaştı. 7805 voltaj regülatörünü görüyoruz arkadaşlar. Buradaki voltaj regülatörü burada ince kablo üzerinden besleme alıyor. Diğer şarj için koyulmuş sargıdan da bağımsız bir şekilde buraya ayrı bir voltaj sağlanmış. Bu da cihazın lojik devrelerinin analog devreleriyle karışmasını engellemek adına koyulmuş önlem amaçlı bir sargıdır arkadaşlar. Devam edelim. Yine burada muhtemelen şarj işleminde kullanılan bir adet direncimiz, bir adet yüksek wattlı, yüksek akımlar taşıyabilen bir diyotumuz var. Burada hemen yan tarafta kristalimizi görüyoruz. Yeşil led yandığı zaman cihaz çalışmaya hazır demektir. Kırmızı yanıyorken de cihaz şarj ediyor demektir. Bunları nereden biliyorum? Ben de Einhell marka yine bu şekilde bir şarj cihazı kullandığım için karta biraz hakimim diyebilirim. Şurayı netleyelim. Arka tarafta da yine farklı entegrelerimiz var. Burada voltaj izleme mekanizmaları bulunuyor. Akım ölçüm mekanizmaları bulunuyor. Yine burada mikrokontrolcümüz var. Hemen yanında kristalin bacaklarıyla bağlantılı olduğunu da görebiliyoruz. Şuradaki 3 bacak kristalden gelen bacaklar arkadaşlar. Burası kartın artık kontrol mekanizması. Burada anahtarlama ekipmanlarını vesaire görüyoruz. Burada ne yapılabilir? Hani abi işte hep şu deniyor. İşte bu entegreyi bulamadım. Kart çöpe mi gidecek? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Burada hatta bir voltaj verelim. Entegre ne şekilde çalışıyor bakalım. Entegreyi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Yüksek voltaj tarafında onarımda bulunmayacağız. Buraya alternatif bir çözüm sunacağız. Eğer siz de bu şekilde elektronik devrelerin üzerinde çalışmalar yapıyorsanız, işte alternatif çözümler üretmek istiyorsanız veya önünüze gelen bir kartın çalışma yapısını anlamak istiyorsanız sizler için eğitim setleri hazırladık. Şu an videonun altında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak elektronik tamir kurslarımızı sipariş edip kendinizi geliştirip kendinize yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Abi voltajı nereden vereceğim? En basit örneği burada VCC kondansatörüm var. Bu kondansatörün bacaklarından voltaj vererek bu entegrenin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirim. Şuradaki bacaklarından bakın, burası eksi, burası artı. Buralara voltaj enjeksiyonu yapacağız. Entegrenin besleme hattına bu şekilde voltaj bağlantılarımı yaptım. Entegrenin besleme voltajını kontrol edelim. Siyah probum şasede şu kondansatör üzerinden ölçebiliriz. 20 volta kadar gerilim uyguladım ve herhangi bir akım çekilmiyor arkadaşlar. Burada output bacağına baktığım zaman da milivolt seviyelerinde bir gerilim değeri görüyoruz. Bu da çıkışta da herhangi bir anahtarlamanın yapılmadığını gösteriyor.
Hemen şöyle ölçü aletinin frekans konumunu alıp burada herhangi bir anahtarlama sinyali var mı bakalım. Dokunduğumuz zaman sıfır değerini gösteriyor arkadaşlar. Herhangi bir anahtarlama sinyali yok. Bu da dediğim gibi entegrenin arızalı olduğunu gösteriyor. Zaten buradaki bacak açık değeri olmuş. Burada cihazın sekonder tarafına ekstra bir besleme yapmamız gerekiyor abi. Fakat şurada bir tane lehim top kalmış. Burada önemli bir nokta var. Burası ayrı ayrı. İki adet kablo çıkıyor. Bunlar farklı farklı voltajlar çıkartıyor. Fakat biz burada tek bir güç kaynağı kullanacağız. Arka tarafa bakarsanız burada besleme hatlarının birbirinden ayrı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu 7805'in besleme hattı ayrı. Diğer şarj için kullanılan devrenin besleme hattı ayrı. Bakın şurası 7805'in bacakları, burada kondansatör bulunuyor. Burası ayrı. Yine burada şöyle arkadan bakayım. Tam şu kısımda da kondansatörümüz bulunuyor. Burası da şarj için kullanılan kondansatörün bacakları. Buradaki voltaj ayrı. Ama buraya kaç volt uygulamamız gerekiyor? Hemen cihazın kabına bir bakalım. Cihazın altındaki güç etiketine baktığımız zaman girişin 230 volt 50 Hz frekansında çalıştığını, 25 watt güç tükettiğini göstermiş. Çıkışta da 12 volt 1.5 amperlik 1500 miliamperlik bir güç sağladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada kartımızın üzerine 12 volt 1.5 amper değerlerini karşılayacak şekilde eksternal bir güç kaynağı, yani dış bir güç kaynağı bağlayarak bu kartı çöpe gitmekten kurtarabiliriz. Buradaki lojik devrelerin ve batarya tanımlama sisteminin aktif bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Burada 1.5 amper demiş, fakat ben şu şekilde Huawei marka elimde bir adaptör bulunuyor. 12 volt 2 amper çıkışa sahip bir adaptör kullanacağım arkadaşlar. Bunun da sebebi hani 1.5 amper burada cihazın üzerinde yazılmış, fakat her zaman dışarıdan bağlayacağınız güç kaynağının daha fazla akımları verebilmesi gerekir. Olası bir akım artışı durumunda sınırda kalmasın arkadaşlar. Akım ne kadar yüksek olursa, ne kadar güç sağlayabilirse o denli iyidir. 12 volt 2 amperlik güç kaynağımızın bağlantısını karta yapacağız. Bu şekilde dışarıdan bir adaptörle besleme yapacaksanız kesinlikle cihazın üzerindeki kabloların renklerine vesaire güvenmeyin arkadaşlar. Şuradan kablomdan uç kısmını ayırıyorum. Ardından voltaj verip burada hangi kabloya hangi voltaj geliyor, kutuplar ne şekilde, bunlara bir bakmamız gerekiyor. Şöyle ucunu açtım. Bunun bağlantısı karta yapılacak, fakat ters voltaj verdiğimiz anda burası kartın sekonder tarafı ciddi bir şekilde hasar görecektir arkadaşlar. Burada lojik devreler var. 7805'imiz var. O sebepten bu adaptörün çıkış voltajı bizim için oldukça önemli. Çıkış kutupları oldukça önemli. Şu an güç uyguladım. Hangi kablomuzun ne olduğuna bir bakalım. Şu an voltaj uyguladım ve 12 voltluk gerilimi stabil bir şekilde görmekteyim. Kablolarıma baktığım zaman da kırmızı probumun üzeri çizgili olan kabloya bağlı olduğunu gördüm. Yine tekrar kontrol edelim. Bu da önünde herhangi bir eksi işareti yer almıyor. Multimetremin önüne baktığınız zaman kutupların bu şekilde doğru bağlantıda olduğunu göstermekte. Hemen enerjimizi keselim ve kartın üzerinde gerekli bağlantılarımızı yapalım. Buradaki püf nokta dediğim gibi burada sargılar farklı farklı noktalardan, yani her iki kondansatöre de aynı kutup üzerinden besleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde eksiler ortaktır bu arada. Şöyle gösterelim. Buzzer modunu alalım. Kondansatörlerimin eksileri ortaktır. Şuradaki kondansatörümün eksisi ve buradaki kondansatörümün eksisi ortak arkadaşlar. Yani eksi bağlantısını tek bir noktadan yapabiliriz. Hemen bir eksi bağlantısı yapalım. Fakat artı bağlantısının her iki kutuba da, her iki kondansatöre de yapılması gerekmekte. Şöyle bakıyorum. Kondansatörümün eksisi burası. Diğer kondansatörün eksisi şurası. Şurası bağlantı için gayet kalın ve güvenilir bir nokta. Buraya kablo bağlantımızı yapalım. Bu şekilde alternatif tamirlerden korkmayın arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Kartınız çalışır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle kontrol ediyorum. Eksi bağlantımı buraya yapacağım.
Hatta şuradan doğrudan trafonun bacağına doğru yapalım. Kablonun çekilmesi ihtimaline karşı. Eksi bağlantımı buraya yaptım. Artı bağlantımı kondansatörümün bacağını yapıyorum. Ardından buradan bir hat çekip diğer kondansatörüme de bağlantı yapacağım. Burada önemli nokta ilk olarak voltajı yüksek akımın çekileceği şarj işleminin yapılacağı kondansatöre yapmak istiyorum. Bypass bağlantısını düşük voltajın olduğu kondansatöre yaparız arkadaşlar. Çünkü ciddi akımlar burada çekilmekte. Buradan küçük bir tel yardımıyla diğer kondansatöre bağlantıyı rahatlıkla yapabiliriz. 7805'in olduğu kısım çok fazla bir akım çekmeyecektir. Lojik devrelerin besleme voltajını sağlıyor. Ama burada iki farklı voltaj kullanılmış. Sen tek bir voltaj veriyorsun diye soranlar olabilir. İki farklı güç kaynağı kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. 7805 12 voltu rahatlıkla 5 volt seviyesine çekip cihazınızı çalışır halde tutmayı yetecektir. Herhangi bir problem olmaz. Burası ana bağlantılarım. Hemen şuradan trafomun bacak bağlantısını da kesiyorum arkadaşlar. Trafomun herhangi bir şekilde buraya voltaj vermesini istemiyorum. Yine buradaki bacakları kesiyorum. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir bağlantı kalmasını istemiyorum. Şuradan kesmiş olduğumuz fazlalık telimizi de burada değerlendirelim. Çöpe gitmesin. Buraya da diğer kondansatörün bacağına 5 voltun oluşabilmesi için bir bağlantı göndereceğiz. Buradaki teli de kullanmaya çalıştık fakat inşallah üzeri yalıtımlı değildir diyeceğim. Üzeri yalıtımlı çıktı arkadaşlar. Hemen buraya bir tel koyalım. Burada çok yüksek akımlar taşınmayacağı için ince bir tel kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Ama şarj kısmına bu şekilde ince tel kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Şarj kısmı yüksek akımları taşıması gereken kısımdır. Şuradan kondansatörümün artısına bir hat çekeceğim. Ardından bunun da bağlantısını yine artı hattımız üzerine yapacağız. Şuradan kontrol edelim. Şurası müsait. Kablo bağlantılarını bu arada arkadaşlar dip parçaları işte bu şekilde bir çalışma yapıyorsanız parçaların bacaklarından yapmaya çalışın. Doğrudan PCB üzerine yaptığınız bir montaj ufak bir çektirme esnasında yolların kopmasına sebep olabilir. Bu şekilde bağlantımı da yaptım. Hani bunun arkasında ne var? İşte şot diyot var vesaire. Bunları çektirseniz bile arkasında parça olduğu için yolu kopartmakta zorlanacaktır. Daha sağlıklı bir bağlantı olur. Bağlantılarımı tamamladım. Artık bu kartı bu şekilde adaptörlü hale getirdik arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hani buradaki adaptörümüz bu kartın sekonder devresini çalıştıracak. Yani buradaki Çinlilerin üretmiş olduğu bilmem ne dandirik entegresini bulmakla uğraşmak yerine buranın primerini tamir etmek yerine veya işte kartı çöpe atmak yerine bu şekilde alternatif bir onarımla bu kartın sekonder devresini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen bir flux artıklarını da temizleyip karta voltaj verelim. Kartın bu arada çalışıp çalışmadığını da görme şansımız olacak. Çünkü dediğim gibi ben de aynı markanın bataryası mevcut. Bataryayı yerleştirip denemesini de yapacağız. Adaptör bağlantımı yapıyorum. Herhangi bir alkol kalıntısı kalmasın. Bu şekilde doğrudan şebeke üzerinden bir güç bağlantısı yapacağım. Az önce izole trafo kullanmıştım. Ve yeşil ışığım yandı. Söndü, tekrardan yandı. Yanıp sönüyor şu an arkadaşlar. Bunların anlamlarına bir bakalım. Burada ışıkları tarif etmiş. Yeşil ışığın yanıp sönmesi şebekeye bağlı olduğumuz anlamına geliyor. Kırmızı yanarken şarj işlemi, yeşil sürekli olarak yanarken şarj tamamlandı işlemi, altta da arıza durumlarını göstermiş indikatör olarak. Devremiz tamamlandı. Buraya bir 12 voltluk batarya bağlayarak denemesini yapalım. Elimde bu şekilde buraya uygun bir batarya bulunuyor. Bunların bağlantılarına da mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Kom artı ve eksi bağlantıları ters bağlantı yapmamaya özen gösterin. Çünkü burada artık kılıf yok.
Oraya farklı şekillerde bunu oturtabilirsiniz. Kombaca koma gelecek şekilde yuvaya yerleştiriyorum ve ışığıma baktığım zaman kırmızı ışığım yanıyor. Bu da bataryamızın şarj olduğunu göstermekte arkadaşlar. Bataryamız dolduktan sonra yeşil ışığımız da yanacaktır. Yani sistem bataryayı algıladı ve şarj işlemini başlattı. Abi şarj işleminin başlayıp başlamadığını nasıl görebiliriz? Hemen şöyle bir voltaj kademesini alalım. Artı ve eksi bacaklarına gelen voltajları kontrol ettiğim zaman 11,19 voltluk bir voltaj görüyoruz arkadaşlar. Bu da yavaş yavaş yükselecektir. Bataryamız şarj almaya başladı. İkinci bir indikatörü ise burada şarj işleminde akım ölçmek için kullanılan bir tane direncimiz var. Bunda da hafif bir ısınma söz konusu. Bu da yine direnç üzerinden akım çekildiğini gösteriyor. Şöyle üzerine düşen voltajı da ölçelim. Bakın burada direnç üzerine 175-176 milivoltluk bir voltaj düşüyor arkadaşlar. Bu da direnç üzerinden akım geçtiğini gösteriyor. Yine aynı şekilde buraya düşen voltajı da arka taraftaki entegrelerimiz izleyerek bataryanın çekmiş olduğu akımı da kontrol ediyor arkadaşlar. İşin beyin kısmı tamamen kartın sekonder tarafında. Şimdi cihazımızı toparlayıp son testini de yapıp takipçimize geri gönderelim. Cihazın beslemesi tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde güç girişinin olduğu yerden kablonu da çıkarttık. Adaptörümüzü de yanına koyduk. Hemen bir enerji verip denemesini yapalım. Şu an yeşil ışığım yandı. Şöyle ışığı da kapatalım. Yeşil ışığımın yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Bu da şarj etmeye hazır demek. Hemen akülü vidalamama ait bataryayı yerinden çıkartalım. Burada artık burası kılıfı uyumlu olacağı için ters bir şekilde yerleştirmeniz mümkün olmaz. Yuvaya yerleştiriyorum. Evet, burada farklı bir durum söz konusu arkadaşlar. Yuvaya yerleştiremedim. Yuvaya şu şekilde yerleştirmem gerekiyor. Burada bir çıkıntı söz konusu. Yine burada bir çıkıntı söz konusu. Bunları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirmeye çalıştığım zaman da yuvaya hiçbir şekilde oturmuyor. Bu da bu bataryanın bu şekilde bir şarj aletiyle şarj edilmeye uygun olmadığının göstergesi arkadaşlar. Kılıf yerinde yokken yerine oturtup bataryayı şarj edebilmiştik. Fakat burada maalesef bataryayı yerine oturtamıyoruz. Bu batarya için tasarlanmış bir şarj cihazı değil zannedersem. Sonuç itibariyle denemesinde yaptık. Düzgün bir şekilde şarj alıyor. Şöyle bir çıkış voltajını kontrol edelim. Burada voltaj görmememiz gerekir. Gördüğünüz gibi bakın burada herhangi bir voltaj göremiyorum. Çünkü bataryanın tanımlanması gerekiyor. Veri iletişiminin yapılması gerekiyor. Ardından batarya tanındıktan sonra MOSFET açılıyor. Cihaz bataryayı sağlam bir şekilde algıladıktan sonra MOSFET açılıyor ve şarj işlemini güvenli bir şekilde başlatıyor arkadaşlar. Cihazımızın onarımını tamamladık. Gördüğünüz gibi bu cihazın sekonder tarafı hasar görmemişse ben bunu hiçbir şekilde çöpe atmam arkadaşlar. Niye? Çünkü bu milli servet. Biz bunları yurt dışından ithal ettiğimiz için bunların son damlasına kadar kullanmamız lazım. Hani şu şekilde basit ucuz bir adaptör. Hani bu şarj cihazını almaya kalksak bayağı bir maliyeti vardır. Bu adaptör bu cihazı kurtarabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bu cihaz belki 10 yıl, 20 yıl daha kullanılacak ve ülke ekonomimize de katkıda bulunacak. Bu şekilde adaptörüyle birlikte takipçimize çalışır bir şekilde göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.